Herkese selamlar dostlar. 24 Nisan 2023 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan sor söyleyeceğim, tahmin yapacağım, öneri yapacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Pazar için de video çekemedim. Kusura bakmayınız. Maç skoru yaşamamız Fenerbahçe ile İstanbulspor karşılaşması. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alalım. Daha önce yapmış olduğumuz Cumartesi Beşiktaş maç skoru kazanan arkadaşımız ise QE isimli arkadaşımız. Bu arkadaşımız da bize Instagram üzerinden ulaşabilirler. Herhangi bir soru, öneri, görüş, öneri hiç her şey için buradan her şey için benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Maç sorabilirsiniz. Normal so nasılsın diye sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Instagram'dan bu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Geçtim. NBA'de bakın playofflar başladı. Bak playofflar başladı. Solda dördüncü kez üst üste kazandık. Sağda da bu sabah. Hatta random adam <laughs> Yine kazanmışız dedim ya. Güldüm yani gerçekten güldüm. Yani dedim bir patlar patlamaz mı artık. Dört oldu beş oldu artık. Beşte beş. Beş gündür her akşam NBA kuponu veriyorum. Ve NBA kuponunu beşi de kazandı. Bu sabah da kazandı. Bakalım bu gece de vereceğim. Hatta videonun ilk maçı NBA kuponunun ilk maçını anlatacağım yani. ikinci maçı daha tam tahmin ayarlay ayarlayamadım. Fakat ilk maçının ilk tahminini de az, az sonra anlatacağım. NBA kuponu da bu şekilde. Baskette çok güzel gidiyoruz. 5'te 5 oldu. Fakat futbolda şu an kombinelerde aynı başarıyı sağlayamadık. Yani Nisan için kötü gittiğimizi söyleyebilirim. İdeal futbol kombinelerinde ciddi anlamda. Geçtim. Dün yüksek misli verdim iki tane cumartesi için. Solda gördüğünüz Avrupa yüksek mislisi Liverpool maçına bir buçuk üst, Dortmund maçına bir buçuk üst, Beşiktaş maçına bir buçuk üst. Abu Bakar da çok güzel bir gol attı salonlarla birlikte. O geldi temiz oldu. Sağda da Bayern Münih maçını verdim. Yani kazanır dedim herhalde Bayern'ize karşı ilk golü de buldu. Fakat defasta o kadar çok pas yapıyor ki ve hata yapacak gibi. Yani ilk yer 2 olarak 2-0-6 gibi orandan bir canlı önerdim ben. herkes açık grubunda olan arkadaşlar da bilir. Yani Bayern bitmiş öyle yazdım. Bon çektim ama Bayern bitmiş dedim geçtim. Canlılarla birlikte gruplarımızda zaten devam ediyoruz. Canlı odasında zaten özellikle editör arkadaşımız Çağrı. inanılmaz işler yapıyor. Çağrı'yı bilenler şöyle bir yoruma yazsın bizim gruptaki arkadaşlar. 342 kişinin olduğu bir canlı odası burası. Zaten ücreti çok fazla değil 100 TL. Yani piyasanın en uygunu bence biziz. Elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelecek sezonda zaten bu fiyatlar olmayacak. O yüzden canlılarda da elimizden geldiğince ki her gazetik grup gelsin ekrana. Her gazetik Telegram grubuna da zaten atıyorum. Dün 3'te 3 mü, 4'te 4 mü ne yaptık? Tamam yeter dedim. Allah bereket versin. 2-0 aldı. 1.70, 1.45. Mis gibi. Allah daha ne versin abi? Onun dışında dediğim gibi yorumlarda ve açıklama kısmında var. Oradan da katılabilirsiniz. Geçtim bunu. Dediğim gibi 6 adet mücadelem var. Sizlerden ricam Pazartesi videosu olması kaynaklı videoya şöyle artı 300 seviyesinde bir like vurmanızdır. Hemen like'lara basalım geçelim. İlk NBA maçımızla başladığımızda belirtelim. Şimdi Boston'a burada 1.22 gibi yorum açmışlar. Ben burada Boston tarafına gitmeyeceğim. Serinin durumu 2-1. En son Atlanta bunu yendi. Yani 122'ye 111'ine yendi. Atlanta kendi evinde atıyor. Fakat şöyle. Ya bastın zaten iyi. Onu bir kenara ayırıyorum. Bu seride 3-1 olur mu? Onu konuşmak lazım. En güzel maçlardan bir tanesi. Çünkü en skorlu geçen serilerden bir tanesi şu an playoff serilerinde. Atlanta'da Yongun mesela oyuna bir girmesi lazım. Oyunda zaten de üçlüklerle bir kere desteklemesi lazım. Onun dışında geçen maç mesela Bogdanovic çok güzel destek verdi. Bu tip kenardan da bench'ten de katkı kalırsa ben Atlanta'nın bu mücadelede Tek başına 112 sayı atmasını bekliyorum ki şunu da söyleyeyim sezon genelinde genellikle yüksek skorlu maçlar oynadı kendi evinde yani sezon genelinde özellikle son maçlara bakın 120'nin altına düşmeyen bir seri var fakat burada Bastı'nı oynuyorsun o yüzden ben burada 1.49 gibi orandan ev sahibinin 112 sayı atmasını bekleyeceğim bakalım geçtim Giresun Başakşehir mücadelesle başlayalım bu maçta Başakşehir tarafının favori gösterilmesi aslında biraz garip ya gösterilebilir fakat çok fazla eksi var Başakşehir'in bu maçta. Sayın Biglia yok. Mahmut Tekdemir yok. Ömer Ali Şahiner yok. Tuğba yok. Defans Stoper. Serdar Güller yok. Okaka yok. Bunlar önemli isimler zaten. Ev sahibinde Alexis Perez olmayacak. Önemli olarak sayabileceğim. Onun dışında devam. Ve şöyle de bir durum var. Başakşehir zaten son dönemde iyi bir futbol sergilemiyor. Bu kadar eksiklerle birlikte ben çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum ki. Zaten e, Atletico Madrid gibi ben e, şöyle söyleyeyim, cingen futbolu diyorum ben buna. Yani ne kendi zevk alır, ne rakibine zevk verir. Giresun düşman hattında olmasından kaynaklı bu maça biraz asılabilir. Asılması ihtimali rakip de eksik. Ben burada deplasmanın 2 gol atmasını beklemiyorum. Deplasman 1.5 alt. 1.42. Başakşehir'in burada ben iki tane gol bulmasını beklemiyorum arkadaşlar. Önerim, tercihim bu yönde. Değerlendireceklere bol şanslar. Antalya-Sivas mücadelesi son dönemin formda. Özellikle Sivas geçen maçta Trabzon'a çok iyi oynadı. E, hatta şöyle söyleyeyim eksik kaldı Trabzon. Eksik kalmadan önce bile çok iyi başlayan bir e, Sivas var. Formda bir Sivas olduğu için Sivas'ın bu maçta gol atma ihtimali var bence. Antalya'da kendi evinde aslında son dönemlerde toparlandı diye söyleyebilirim. Önemli eksik olarak sadece Ziya Erdal bu maçta Sivas tarafında yok. Ben mücadeleye skor beklentimden doğrudan bir birlik bir skor. Kendim bu skoru bekleyerekten de doğru orantılı bir tercih ve KG varın normale göre biraz yüksek orandan 1.55 gibi orandan var olmasını bekliyorum. Dediğim gibi benim kendi başıma skor beklentimde zaten burada doğrudan bir birlik bir skor. Değerlendireceklere bol şanslar. Var ve o var olarak değerlendirdim ben bunu. Diğer mücadelem Fenerbahçe ile İstanbulspor. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur?" diyerekten de güzel bir maç bekliyorum ben. Fenerbahçe son haftalarda sürekli böyle bir son dakika, son dakika kazanıyor açıkçası. Artık bu maçta rahat bir mücadele oynayabilir gibi geliyor ki İstanbulspor'da çok fazla eksik var bildiğiniz üzere. Hemen şöyle eksiklerden bahsedeyim ben size. Kalecisi bu maçta olmayacak. Ba, Onur Ergün, duaney gibi isimlerin hepsi kart cezalısı. 4 tane önemli kart cezalısı var. Ev sahibine 6 ay yok. Biraz daha yok önemli eksiklik olarak sayabileceğim. Onun dışında tam kadro. İlk yerden bir Fenerbahçe galibiyeti çok idealdir. İdeal kombinelere girebilir. İstanbul ne kadar yarınlar yokmuşçasına oynasa da ilk yerden bir Fenerbahçe galibiyeti gelebilir. Ben bir de şöyle bir şey bekliyorum. Yani e, Fenerbahçe'nin böyle 3-4 farkla kazanma ihtimali de var. O yüzden diğer seçeneğinde 2-0-6'lık bir oranı var. Ev sahibi her iki yeri de kazanır. Onun oranı 2-0-6. Onu da isteyenler sisteme atabilir. Ama onun dışında ilk yerden bir Fenerbahçe galibiyeti ideal olacaktır bence. Eksik İstanbul'a karşı. Sakarya ile Bolu Spor karşılaşması. Sakarya'yı da izliyorum ve şunu söyleyeyim. Kasongo yoktu. Ee, şöyle göstereyim sizlere de. Kasongo bakın takımın 17 golle en golcü ismi. Son iki maçtır da yoktur. Bu hafta antrenmanlara çıktı. Baktım Instagram gönderileri falan. Adam iyileşti yani. Kendine geldi. Kendine geldiği için bu maçta muhtemelen ilk 11 çıkacaktır. Kendi evinde de iyi oynayan bir Sakarya var ve özellikle ligin ikinci yarısında da dengesiz bir Boluspor var. Ve deplasman da var ve kendi evinde iyi oynayan bir Sakarya olmasından kaynaklı. Ben bu mücadeleyi hatta kendi evindeki performansını da gösterelim. 16 maçta 30 gol atmış 37 tane puan toplamış. En iyi ikinci takım kendi evinde. Bugün de Samsun Spor kutlamalar yaptılar. Onu izledim. TV'de vardı bildiğiniz üzere. Herkes sahaya indi. Sakarya'nın da ben buradan galip gelmesini bekliyorum. Kasongo'nun da dönüşüyle birlikte doğrudan bir Sakarya galibiyeti aldım. 1.58 gibi orandan değerlendirecekler. Bol şanslar. Son mücadelem Atalanta-Roma mücadelesi. Bu maça biraz garip bir tercih aldım. Yani garip bir tercih aldım dedim. Ters bir tercih aldım. Pazartesi günü olmasından kaynaklı. Bir de sıkıntılı takımlar. Özellikle Atalanta'nın son maçlarını izleyen oldu mu bilmiyorum ama ben biraz anlatayım size. Hücum yönünden e, Højlund ve Zapata'yı kapattıkları zaman da takım gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Ne, yani ne korner alabiliyor, ne bir şey yapabiliyor, gol dahi atamıyor yani. Son dönemde hücum yönünden zayıf bir Atalanta izledik. Roma'da gerçekten çok formda. Yarı finale yükseldiler. Feyenoord'a neler yaptılar? Muazzam maçtı o da. 4-1 bitti. Formdalar ve şunu da söyleyeyim, Juventus'un burada puan cezası kalktı ya. Direkt 3. sıraya oturdu Juventus takımı. Roma'nın da burada kazanması lazım açıkçası. Roma burada kontrollü bir oyun sergileyecektir. Çok da bir tane atarsa üstüne yatabilir. Ve savunması ve orta sahası çok. Birinci, ikinci bölgesi uyumlu ve bunu çok iyi yaptıkları için Atalanta'ya çok fazla pozisyon vermezler bence. Vermeyecekler için de ben Roma'nın da öyle ahım şahım çok fazla ileriden gidip korner alabileceğini düşünmüyorum. Normalde ne denir? Korner üst denir. Ama ben diyorum ki bu mücadeleyi. 10.5 korner alt yaklaşık oranı 1.45 falan olacak arkadaşlar. Henüz açık değil. Ben corner olarak değerlendirdim ve dediğim gibi bu mücadelede 11 corner çıkmasını beklemiyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Benim önerim burada size biraz ters gelebilir ama gelmesini de beklediğim maçlardan bir tanesi. 10.5 corner alta aldım, geçtim. Pazartesi için toplamda 6 adet maç önerdim. İdeal ve yükseklerden. Değerlendirecekler istediği gibi değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada video like atalım. Bir de Fenerbahçe İstanbul Spor maç skorunu sizlere sorduk. O maç ne olur da yorumlarda yazarsanız sevinirim. E biz sizler için uğraşıyoruz. Biz skor eğlencesi vesaire derken zevkine yapmıyoruz bu işi. O yüzden like'ları atalım diyelim. Videoyu da kapatalım. Fazla da boş yapmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. seviyorsunuz. Bay bay.